Demeleri Sarra Bey. Şunlar yeni düzeldi ben. Şu anda fiyatlar biraz daha yükseldi. Et fiyatlarının yükselmesinden dolayı. Develerin şu anda kurbanlık fiyatları 12 bin ile 20 bin arası. Bu sene de geçen sene yaklaşık olur diye tahmin ediyoruz ama nasip yani, hayırlısı her şeyin. Biz elimizde her zaman 4 tane 5 tane kurbanlık bulunduruyoruz. Herkesin bütçesine göre deve elimizden geldiği kadar Türkiye'nin neresini isterse göndermek istiyoruz. Verdiğimiz var. Şu anda 2 tane var. Onlara da kurbana kadar bakacağız. Kurbanı teslim edeceğiz. O şekilde. Yine de arayanlar da var. Ama kurban şişesi daha pandemimiz anca yavaş yavaş başladı yanında. İnsanlar arayış içine. Fiyat araştırmasındalar. Beklemede. Çünkü 7 kişi kesiyorlar. Devede bir 5 yaş şartımız var. Biliyorsunuz yani deve 5 yaş doldurmuş gerekiyor. Ona göre biz de deve güreşinden güreşmeyenlere, turizmde iş yapmayanlara bunlara kurbanlık ve sucuk olarak ayırıyoruz. Dişi erkek ağırlıklı erkek oluyor. Dişiler doğumdan dolayı çok sağlıklı olduğu sürece dişiler elimizden geldiği kadar kesmemeye çalışıyoruz. Çünkü yılda bir tane dişi de doğum olduğundan, dişi biraz daha sıkıntılı olduğundan az olduğu için elimizden geldiği kadar tedavisini yaptırıyoruz, düzeltmeye çalışıyoruz. Şayet ki mecbur kalırsak veteriner keselim derse o zaman kesiliyor deve. Bir 10 yıldan beri Antalya bölgesinde, Ankara bölgesinde olan abilerimiz, amcalarımız var. Onlar her sene standart iki tane birine, bir tane birine onlar ayırıyoruz devesine. O ayrı. Bir de ayrıyetten de hiç kesilmemiş olan yani. Bir de kurban harici ada oluyor, bayram arkasında adam var diyor veya bayram önünde. Bir de onu gönderiyoruz ayrıyetten. Herkesin isteğine elimizden geldiği kadar yetişmeye çalışıyoruz. Genelde deveye gelen beraber buradan eleman gönderiyoruz. Çünkü deve kesimi biraz farklı. Bir de hayvan heybetli olduğu için korkuyor insanlar. Onun için nereye olursa olsun kurbandan sonra arkasında gönderiyoruz. Kurban önünde olursa, adamlar müsait olursa yine gönderiyoruz, yine kestiriyoruz yani. Ortalama kurbanlık kilo olarak şöyle diyeyim, 250 ile 600 arası kilo bazında karkas olarak yani devenin eti. Tabi örgüçte yağ olduğu için o yağlar falan çıkıyor yani. Yani normalde ortalama canlı kilosu kesilecek olan develerin ortalama 600 ile 1 ton arası. Devenin kesimi deveye ıktırarak, yatırarak yere devenin arka beline, ön beline bağlanıyor. Yönü kıbleye çevirdikten sonra kafasını tersine çevirip yani sağdan kesecekse kafasını sola çeviriyoruz. O şekilde yatırarak kesmek en doğru işlem budur devede. Çünkü büyük hayvan olduğu için ayakta kesmek riskli. Hem hayvan açısından hem kesen açısından. Onun için dışarıda kesim olduğunda bizim elemanlar işi bildiğinden gidip elimizden geldiği kadar. Bir de deve kes almak için aynı her senek gibi 5 kişi, 7 kişi arasında pay edecek şekilde alanlar bu şekilde alıyor. Devenin pandemiden dolayı tabii ki bu sene develer hazırlıkları yaptık ama nasıl gideceğini sürece bekleyeceğiz kurbana kadar belli olacak yani.